Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden Nam-ı Diyarlı Haşr Risalesi'nden devam ediyoruz. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. İlk kez bu dersle tanışanlar varsa, ilk kez bu okumalarımızda tanışanlar varsa nerede olduğumuzu bilsinler. 10. sözde de 6. hakikatin içindeyiz. 6. hakikatin 4. esasına kadar geldik. Yani hemen hemen 6. hakikatin sonuna yaklaştık diyebiliriz. Yine de 1,5 sayfamız var. Çok da yaklaştık diyemiyoruz. Bir de uzun haşiyemiz var. Onu da bugün inşallah tefekkür etmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar. 6. hakikatten önce yine en başa bir dönelim. Yerimizi kaybetmeden dönelim yalnız. Sonra bulması zaman alıyor. 10. söz neyle başlıyordu? Hangi güzel adımla girizgah yapıyordu? Onu bir hatırlayalım. 10. söz Nam-ı Diyarlı Haşr Risalesi, Haşr Bahsi 2 ayeti kerimeyle başlıyor. 1. ayetimiz Bismillahirrahmanirrahim. Yani Cenab-ı Hakk'ın uluhiyeti, rahmaniyeti ve rahimiyeti yanımızda, hatırımızda, tefekkürümüzde, bakışımızda, okuyuşumuzda. Önce bunu hatırlıyoruz. Önce bunu kuşanıyoruz. Ayetlerin ayetliğinin bu mana sayesinde mümkün olduğunu anlıyoruz. O gizli bir hazineydi, bilinmek istedi. Neden? Çünkü rahmeti, onun kemali bunu iktiza etti. Evet, 2. ayetimiz de şu. Estağfirullah. Fendur ila asar rahmetillahi keyfe yuhil arza ba'de mevtiha. İnne zalike le muhil mevta ve huve ala kulli şeyin kadir. Bu ayet-i kerimenin kısa bir meali şöyle verilmiş. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Rum suresinin 50. ayetiymiş bu. Rum suresinin 50. ayeti. Ayetle daha meal düzeyinde muhatap olduğumuzda bile, ki hep tekrar ediyoruz meal düzeyi, ayet-i kerimenin muhatabiyetleri içinde en düşük düzey sayılır. Tefsir düzeyi meal düzeyinden daha yüksektir. Çünkü tefsir manaya ulaşma noktasında daha çok mesai ile doludur. Daha çok gayret, daha çok incelik ile doludur. Onu anlamak, mealini anlamak değildir yani. Ayeti anlamak, ayet ne diyor, ne buyuruyor, bunu anlamak mealini anlamak değildir. Ayeti anlamak belki tek bir tefsirin de değil. Ve İslam aleminin başından sonuna kadar yapılmış bütün tefsirleri kuşanmak, onların üstüne de daha kıyamete kadar yapılacak tefsirleri bilmek belki, onun üstüne de Cenab-ı Hakk'ın o ayette kastettiği bütün manaları, ki onu hangimiz bilebiliriz? Yani Cenab-ı Hakk'ın ilminin nihayeti mi var? Bir cümlede kaç mana kastettiğinin, kaç ince, dakik bilginin daha bulunduğunun bizde ölçebilir bir kabı mı var? Haşa, öyle bir kabımız yok. Bizim çapımız belli. Biz mahlukuz. Mahluk Allah'ına nasıl yaklaşabilir bu noktada? Yaklaşamayız. Ancak küçük pencerelerle şöyle böyle bakmaya çalışıyoruz. Ayetin bir veçine, bir yüzüne, istifade edebileceğimiz bir hikmetine. Bizim çapımız bu kadar. Yetiyor elhamdülillah da. Cenab-ı Hak o nurlardan hissemizi ziyade eylesin. Ama haddimizi de bize bildirsin, unutturmasın diyelim. Meal düzeyi bu anlamda düşük bir düzeydir. O anlam katmanlarının, dehlizlerinin, denizlerinin içinde mealcinin anladığı çok sathi, bir iki satırda ifade etmeye çalıştığı bir şeydir meal. Bunun üstüne muhtasar tefsirler var, biraz daha genişçe mana verilmeye çalışılıyor. Onun üstüne daha işte farklı tefsir tarzları var, dirayet tefsirleri var, rivayet tefsirleri var, bilimsel tefsirler var, fıkıh yönüyle ele alanlar var. Ne bileyim, yani İslami ilimler açısından, hatta bugünkü seküler ilimler açısından bile Kur'an'a yaklaşanlar ve ona göre manalar devşirmeye çalışanlar var. İstikametli olanlarla Allah
muvaffak eylesin hayırda bu duayı ederiz. Ancak şunu da biliriz ki ayet-i kerime bunların hepsinin üstünde bir yerde. Ayet-i kerimenin sınırlarını, söylediklerinin sınırlarını, ki biz o sınırı kendi duruşumuzdan dolayı söylüyoruz. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın ilmine nihayet tayin edemeyiz haşa. Ancak Cenab-ı Allah bilir. Elbette bir zahiri, bir batını, bir çerçevesi, bir kapsamı vardır. Hadis-i şerif böyle haber veriyor ayetin. Ama onun kenarlarını, köşelerini insan şu kısacık aklıyla, kısacık ömrüyle, kısacık tefekkürüyle tayin edemez. İnsan haddini bilmeli önce. Kelamullah'la muhatap olan önce haddini bilmeli. Bu anlamda meale bakıp tamam ayeti bildim, her şeyini çözdüm sananların hiçbir şey çözemediklerini de gündelik hayattaki tecrübelerle görüyoruz. Onların dalaletinden başka vardıkları bir yer yok. Burada şunu da dikkat çekelim, biz mealler okunmaz demiyoruz. Meal okunabilir ama haddini bilerek. İshak Özgel Hoca'nın böyle bir tabiri var. Hatta galiba bir yazısının da başlığıymış bu, seminerinde naklediyor. Kur'an mealini haddini bilerek okumak. Nedir bu haddini bilmenin içeriği? Ehl-i sünnet vel cemaat ulemasının o duru mirasın, pak mirasın, usul sahibi mirasın, istikametli usul sahibi mirasın tayin ettiği çerçevenin dışına taşmadan, aşmadan, sapıtmadan Kur'an meali okumak lazım. Ve okurken de bunun düşük bir muhatabiyet olduğunu bilmek lazım. Şimdi çoğu insan maalesef meal okuduğunda Kur'an'ın kendisini okuduğunu sanıyor. Değildir arkadaşlar. Bakın mealleri karşınıza alın, koyun. Birisi başka bir şey diyor, birisi başka bir şey diyor. Hangisi Kur'an'daki? Elbette ki ikisi de değil. İkisi de mealcinin anladığı. Kur'an'daki ancak tefsirle tam oturacak yerine geniş geniş izah edilebilecek. Hatta farklı farklı veçheleri itibariyle tek bir tefsir, tek bir kişi de yetmeyecek. Bediüzzaman Hazretleri'nin İşaret-ül Cez'deki o isabetli tayiniyle ancak bir heyetin, farklı farklı ilimlerde mütehassıs bir heyetin topluca muhatap olmasıyla layıkıyla tefsir edebilecek bir kelamdır Kur'an. Tek bir insanın ona gücü yetmez. Ha, bir alanda ihtisas sahibi olan da ihtiyacı karşılar. Ama bunlar yine şu demek değildir. O kelamda söylenecekler bitti, alınacaklar bitti. Anlaşılacak budur, bu kadardır, bundan ilerisi yoktur. Haşa, bu mana kastedilemez, söylenemez. Bu kulun yerini, haddini şaşırmasıdır. Allah biz ondan muhafaza eylesin. Efendim bu geniş girizgahın ardından tekrar ayeti hatırlayalım. Ayet-i kerime bize bahara bakmayı öğütlüyor. Ama ne gözüyle? Allah'ın rahmet eseri gözüyle bahara bakmayı öğütlüyor. Yoksa evrimin eseri, dünyanın döngüsünün bir parçası, yani onunla muhatabiyetimizi daraltacak, kısıtlayacak, failine dair çıkarımlarımızı engelleyecek bir şey olarak bakarsak yine oradan bir yere varamayız. Ateistler, şunlar bunlar, onların bilim adamları bakmıyorlar mı kainatı? Elbette bakıyorlar ama çıkarımları mana ismi zemininde olduğu için ardına, ötesine, ilerisine, onun da söylenene bakmaya çalışmadıkları için onların çıkardıkları yine kendi dalaletleri oluyor. En azından da şu oluyor yani. Marifetullah adına bir anlam ifade etmeyen ancak ikinci bir niyetle, ikinci bir tefekkürle marifetullah içine yerleştirilirse dönüşebilen, iyi bir bilgiye dönüşebilen, faydalı bir bilgiye, en azından ahiret anlamında dönüşebilen bir doneye ancak ulaşabiliyor onlar. Bu da faili unutup fiile bakmalarından kaynaklanıyor. Ne demek istiyorum? Söz gelimi birisi, biz dostunuz, arkadaşınız, sevdiğiniz size bir sofra gönderse, işte üzeri süslenmiş şöyle böyle, yemekler şöyle, porsiyonlar böyle, süslemesi şöyle, ciks falan böyle bir tepsi gönderse, siz o tepsiyi göndereni unutup tepsiye baksanız, elbette ulaşacağınız şey o tepsiye dair çıkarımlardır. İşte tabaklar şöyle yerleştirilmiş, bilmem şu tabak şuna 45 derece açıyla konmuş, onun üzerine gül bilmem şu açıyla yerleştirilmiş, bu gül bilmem nerenin gülü, bunlar bilgi mi? Bilgi. Ama sen asıl mevzuyu kaçırdın, o tepsiyi gönderen sana ne ifade ediyor?
sana bir sevgi ifade ediyor, bir iltifat ifade ediyor, bir rahmet ifade ediyor. İşte o şeydeki, bahardaki örneklik bu. Yani bir demet çiçek her gün kapımıza bırakılsa, ya deriz bunu kim gönderdi? Yani bir dostumuz, arkadaşımız, sevdiğimiz, hayranımız var galiba yani. Bu yoksa gelmezdi böyle her gün her gün. Ama her baharda Cenab-ı Hak dünyamıza bir değil milyonlarca deste gül bırakıyor. Farklı farklı çeşit çeşit hayat bırakıyor, rızık bırakıyor, manzara bırakıyor, neşe bırakıyor. Hiç sormuyoruz ya bunu kim gönderiyor diye hiç sormuyoruz, aklımıza gelmiyor. Yalnız böyle şeye bakıyoruz, tepsiye. Aa, ona öyle konmuş. İşte baharda kiraz ağaçları bilmem şu, arılar bilmem böyle böyle. Çok güzel, tamam bunlar oluyor da bunlar asıl başka bir şey anlatmak için. Sen oraya da bir baksana kardeş. İşte eserde boğulup müessire çıkamamak, kitapta boğulup katibe çıkamamak ancak böyle olur. Bu şekilde açıklanır. Maddecilerin, materyalistlerin veya işte değişik şirk ekollerinin yaşadığı da budur yani. Maddede boğulmuşlar. Bir şeyler anlatmak için yazılanda boğulmuşlar. Yazarına çıkamamışlar. O aradaki perdeyi aşamamışlar. Onların problemi bu. Bize de perdeyi aşmayı Kur'an-ı Kerim başta, sonrasında sünnet-i seniye ve elbette Allah dostlarının nasihatleri öğretiyor. Allah hepsinden razı olsun. Bahara baktığımız zaman haşre bir delil, hatta birçok delil var. Ne açıdan? Bahar da bir tekrar tekrar diriltiliş. Yani haşir bir kanun. Bu kanunun çok fertleri var, uçları var, yansımaları var. Bu yansımalardan böyle azametli bir tanesi bahar. Merkezi bir tanesi bahar. Başka var mı? Var. Mesela insan bedeni de yenileniyor değil mi? Bir yerimiz yaralandığında tekrar orası, işte çok ağır bir yara değilse, böyle bir uzuvun kesilmesi gibi değilse tekrar çıkıyor. İşte yara kapanıyor. Veya başka canlılarda, mesela deniz yıldızlarında hayvanı ikiye böl, yarısı başka bir deniz yıldızı oluyor, yarısı başka bir deniz yıldızı oluyor. O derece yani. Bunlar bir nevi haşir aslında. Ölü parçanın tekrar dirilmesi. Veya işte her canlının kendine ait yine böyle bir döngüsel neşü nema süreci var. Onun içinde işte bitkilerin, hayvanların türlerine göre kendi kendilerine diyoruz ama hani kendi içlerinde elbette Cenab-ı Hakk'ın eseri olarak, yaratışı olarak bir neşü nemaları var. Kayboluyorlar, geliyorlar. Veya kendi içlerinde yenileniyorlar. Veya işte görmüşsünüzdür bir yengeç türü var. Böyle diziliyorlar peş peşe. Sırtlarında kabukları var onların. Nasıl bir değişik böyle, hangi maddedense. Mesela kabuklarını değiştirme zamanı geldiğinde her bir yengeç kendisinden daha büyük olanın arkasına geçiyor böyle. Aynı anda birbirlerinin sırtından kabuklarını çıkarıyorlar. Diğeri o kabuğun içine giriyor. Ondan sonra o kabuğun içinde yaşıyor. Bak bu da bir değişim. Bu da bir dönüşüm. Buna benzer çok haşirler, dönüşümler, değişimler, çağ atlamalar, hayata tekrar koşmalar, çağrılmalar oluyor. Tırtılın, kelebek olması bile bir haşir sayılır yani. Tırtıl olarak ölüyor, kelebek olarak diriliyor. Diyebiliriz buna da. Bunun gibi haşirin çok numunesi var. Bunlardan bir tanesi bahar. Ve bu bahar bize gösteriyor ki Cenab-ı Hakk'ın onu iktiza eden rahmeti, o tekrar tekrar varlığa çağırmayı gerektiren keremi, sehaveti yine iktiza eder ki insan türü de yoklukta kalmasın, ölümde kalmasın, berzahta kalmasın, o da tekrar varlığa çağrılsın. Çünkü onun Rabbisi böyle güzel bir Rab. Tekrar varlığa çağırıyor, tekrar alıştırdığı nimetlerini veriyor. Daha da fazlasını veriyor. Ve yine ayet-i kerime bize haber veriyor ki bir baharda bir, on, yüz, bin, milyon canlıyı tekrar varlığa davet eden Allah'ın kudretinden uzak değil ki bir insan türünü tekrar diriltemesin. Gözümüzün önünde bunları başaran, bunlarda muvaffak olan, bunları yaratan Allah elbette insan türünü de tekrar yaratmaya kadirdir diye ayet-i kerime bize iki perspektiften bunu söylüyor. Mealini kısaca bir daha paylaşalım.
Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Rum suresinin 50. ayeti. Şimdi dönelim 6. hakikatimize gelelim. 6. hakikat şu cümleyle başlıyor. Bu cümleler mühim. Bunlar o hakikatlerin nice bir perspektifle varlığı incelediğini ve bize anlatacağını, neyi arayacağımızı ve neyi bulmamız gerektiğini öğreten cümleler. Ve bir de şu, ayet-i kerimedeki formülün içine burada nelerin yerleştirildiğini gösteren cümleler. Her hakikatin başında böyle bir cümle var. Okuyalım. Bab-ı haşmet ve sermediyet olup ismi celil ve baki cilvesidir. En başta ayet-i kerimenin içindeki isimler neydi? Rahman ve Kadir, yani rahmet ve kudret tecellilerine baktık biz bahardaki. Oradan da haşre delil bulduk. Burada da onu yapmayacakmışız ya. Celil ve baki isimleri penceresinden bakacakmışız. Diğerinde rahmet tecellilerini ve kudret tecellilerini tefekkür etmiştik. Burada da haşmet ve sermediyet tecellilerini tefekkür edecekmişiz. Bab-ı haşmet ve sermediyet demek de bu demek. Yani haşmet ve sermediyet, haşmet ve devamlılık kapısından gireceğiz. Oradan Cenab-ı Hakk'ın isimlerine çıkacağız. Onlardan da haşrin gerekliliğine deliller bulacağız inşallah bu ayette. Bu cümleler bize bunu öğretiyor. Bir daha okuyayım. Bab-ı haşmet ve sermediyet olup İsmi celil ve baki cilvesidir. Elhamdülillah. Şimdi gelelim dördüncü esasımıza. Dördüncü esasın kendisi kısa ama haşiyesi var ki neredeyse yarım sayfa. O yüzden dördüncü esası okuyup ondan sonra haşiyesini okuyacağız. Dördüncü esas. Hem anlarsın ki şu dünyadaki müzeyyenat ise cennette ehli iman için rahmet-i rahman ile iddihar olunan nimetlerin numuneleri, suretleri hükmündedir. Biz bu esaslar bahsine ne demiştik? Bu esaslar bahsi müminin varlık algısını tazeleyen, refresh etmek diyorlar ya işte şimdi yeni tabirle, İngilizce tabirle, yeni deyince tabi İngilizce aslında kastettiğimiz, tecdid eden bir bölüm. Mümin varlığa baktığında orada ne anlar? Onları nasıl düşünür? Onlara nasıl bir boyut biçer? Kendi içinde onları nereye koyar? Nasıl anlamlandırır? Bunları 9 maddeye ayırarak bize anlatan bir bölüm. Külliyat içinde bu hep yapılıyor ama burada da böylece ayrıca 9 esas olarak söylenmiş. İlk 3 esası okuduk. 4. esasından devam ediyoruz. Dördüncü esas bize diyor ki hem anlarsın ki şu dünyadaki müzeyyenat, yani süsler, cennette ehli iman için rahmet-i rahman ile iddihar olunan nimetlerin numuneleri, suretleri hükmündedir. Demek ki bir mümin kainata baktığı zaman şunu da anlarmış. Bunlar numune. Ne demek numune? Ya her meslek grubunun kendisine göre bir numune şeyi vardır, bilgisi vardır, ne olduğunu bilir. Mesela kitapçılar, ben kendim o mesleği yaptığım için, yayın evleri mesela şeylere, kitapçılara gönderirler kitaplardan birer adet, ikişer adet, işte hangi müşteri hangi kitaptan alabilir. Buna ihtimal vererek işte yeni çıkanlardan biz pazarlamacılara mesela dağıtırdık. En çok da ben yapıyordum o işi sevkiyatta çalıştığım dönemde. İşte her bir pazarlamacının 5 tane hediye hakkı var veya 10 tane hediye hakkı var. Her yeni çıkan kitaptan pazarlamacıya verirdik. Pazarlamacı da ya şu müşteri bu kitaba ilgi gösterebilir, ona bundan hediye edeyim diye. Ya bizzat seyahatinde veya kendisi kargo ile göndererek haberdar ederdi pazarlamacıyı. Pazarlamacı o numuneden bakardı. Ha işte bu böyleymiş, tamam. Bu kitaptan ben bir 5-10 tane alayım derdi mesela. Ben bunu satarım veya bu bende satmaz derdi. O numuneden onu anlardı. Bu numune belki
tam kafamızdaki şeyi doldurmayabilir. Şunu düşünelim. Mesela bir gıda firması tanıtım yapıyor. O tanıtım sırasında tutup herkese, her bir kapıdan geçene bir tane bir kilo baklava kutuyla vermiyor yani. Ya ne yapıyor? İşte kürdanla baklavalara, belki de küçük dilimlere özellikle o amaçla hazırlanmış daha küçük numunelere saplıyor. Geçenlere buyurmaz mısınız efendim, almaz mısınız efendim? Adam onu yediği zaman ne fark ediyor? Ha, içeride de bu cinsten şeyler var, bu kalitede şeyler var, bu lezzette ona yakın, ona benzer şeyler var. Almak isterse içeriye girip müşterisi oluyor. Veya işte kozmetik firmaları normalde şampuan şişesi bu kadarsa tanıtım için şu kadar şişe yapıyor, şu kadar küçük mesela şişeler yapıyorlar. Veya işte kolonya şeyi yapıyor şu kadar, parfüm şeyi yapıyor bu kadar. Ne için? Hani oradan tanırsın, ileride de bu malzemeden var, daha çok miktarda var. Yani numunenin amacı, toparlayalım örneklerimizi, numunenin amacı bunlardan daha çok var. İstersen bunlardan daha fazlasına, kaynağına ulaşabilirsin demektir. Bunu geçenlere, seyredenlere, müşteri olarak, en azından potansiyel olarak bulunanlara öğretmektir. Peki numunenin asıldan farkı nedir? Numune asla göre daha küçük olur. Daha az olur. Veya mesela bilgisayar programlarında demolar var. Onları yüklemek ücretsiz. Ama asıl program yüklersen daha pahalı. Ne oluyor o demolarda? Daha az özellik oluyor. Mesela bilgisayar oyunlarında çocuklar çok sever bilgisayar oyunlarını. Ben de işte yeğenlerim vasıtasıyla görüyorum onları yüklerken. Yusuf diyor mesela, Ahmet dayı diyor, burada diyor bu demosu diyor, bunda diyor sadece diyor şu arabayı seçebiliyorsun diyor. Eğer para verirsen diyor şu arabaları da seçebilirsin. Adam ne yapmış? Çocuğa onu alıştırıyor, veriyor, bir araba kullanabiliyor orada. Daha üst arabalar var mı? Çok. 20-30 tür araba var oyunun içinde ama onları para verirsen alıyorsun. Yani bir nevi alıştırma, bağımlılık başlatma gibi bir şey o demolar. Mesela fragmanlar. Mesela işte ilk bölümler. Adam ilk bölümü atıyorum bedava veriyor. İşte Netflix'in şeyi, bir ay ücretsizim diyor mesela. Ya da 3 ay ücretsiz diyor. E ne için? Ayağın alışsın diye. O numuneleri falan bir alış. E ondan sonra ücretli. Daha fazlasını ücretli. Bazen başka mesela dallandırıyorum ama sizi alıştırmak için bir şeyin kampanyası oluyor. Orada daha dar bir alanda bedava veriyor ama bunu daha da genişletmek istiyorsan diyor üst paket şu kadar para. Hepsinde şu var bak. Bir, numune mutlaka daha azdır. Asıl olana göre. Asıldan haber vermek için oradaki özellikleri taşıyan, orası hakkında fikir veren, oraya iştah açacak, heveslendirecek, daha fazlasını elde etmeye yönlendirecek daha azdır numune. Özelliği budur. Burada da deniyor ki şu dünyadaki müzeyyenat, süsler, lezzetler, şunlar, bunlar, hevesimizi açan ne varsa, aklımıza heyecan katan, lezzet veren dilimize, kalbimize heyecan soluklatan ne varsa bunlar diyor cennette ehli iman için rahmet-i rahman ile iddihar olunan, yapılan, yaratılan, saklanan, hazırlanan nimetlerin numuneleri, suretleri hükmündedir. Bu fikre nasıl varıyoruz peki? Bu fikre varışımızın sebebi faniyat. Hep konuşuyoruz, hep de altını çizmeye çalışıyoruz. Belki bir iki ders önce uzunca da üstünde durduk, öyle hatırlıyorum. Faniliğin amacı ne? Bu dünyadaki şeyler, güzel şeyler, hikmetli şeyler, hayran olacak şeyler, lezzetli şeyler, güzel kokulu şeyler, sanatlı şeyler, bunlar hep niye geçici? Numune oldukları için. Siz bir baklavacının önünden geçerken size tutulan bir kürdanlı, işte o kürdan saplanmış bir dilimi bütün ömrünüz boyunca yanınızda gezdirebilir misiniz? Yeseniz de sürekli orada olsa böyle. Yiyorsunuz bir daha çıkıyor, yiyorsunuz bir daha çıkıyor.
böyle olmayacağını bilirsiniz. Onun böyle tadımlık bir fonksiyonu vardır. Çok kalmamalıdır sizde. Çok kalmamalıdır ki içeridekine müşteri olun. E kalırsa zaten içeriye ihtiyaç duymazsınız. La teşbih ve la temsil. Dünyadaki faniliğin amacı da bu. Cenab-ı Hak burada sürekli bir değişim, dönüşüm, geçicilik, gidicilik yaratmış ki burası asıl değil. Bunu fark edin. Tadın, 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 tanıyın. Bilin, 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 öğrenin. Ama asla müşteri olacaksanız o burada değil. Oraya yönelin. Nasıl? Baklavacı da bunun şeyi içeriye girip baklava almaktır. Oraya müşteri olmaktır. Bizde de bunun şeyi uhrevi olana müşteri olmaktır. Niyetle, amelle, imanla, en başta imanla elbette, itikatla oraya müşteri olmaktır. Oraya odaklanmaktır. Buna değil, geçici olana değil. Geçici olana odaklanırsan burada batarsın, boğulursun. Bu geçiciler de çok çünkü. Sayı o kadar çok ki orada da boğulma ihtimalin var. Ötesini aşmaya çalışmazsan burası da boğabilir seni. Ama aşarsan orada hazinenin sonsuzluğu duruyor. Yani bu varlığın beka ile ilişkisini, kendi bulunduğumuz bu alemin sonsuzlukla ilişkisini buradan da fark edebiliriz. Burası bir numune odası. Bir işte baklavacının önünden geçilirken denk gelinen tezgah gibi veya işte bir AVM'nin içinde bir kozmetik reyonunun önünde veya kozmetik mağazasının önünde kurulmuş stand gibi. Orada bir şey tutuyorlar size, bir şey alıyorsunuz orada, sürüyorsunuz orada ama kalmıyor, durmuyor, az. Niçin? İçeriye müşteri olun diye. Dünyada biz ahirete müşteri olalım diye. Böyle nazlı, böyle az, böyle ufak ufak veriyor, böyle tattırıyor ama tutturmuyor diyelim. Beğendiriyor ama doyurmuyor diyelim. Dünyada bu amaçla böyle yaratılmış. Cenab-ı Hak o faniliğe de böyle bir amaç vermiş. Eğer biz hep bu dünyada yaşasaydık, hep genç, hep güçlü, hep başarılı olsaydık, niye ötekini amaçlayalım ki? Bu dünyada bu olur giderdik yöneliş olarak. Ki görüyoruz daha bu halinde bile insanoğlunun çoğu burada boğulmuş. Kafirlerin sayısı keyfiyet olarak değil ama kemiyet olarak yani Müslümanlardan çok çok fazla. O Müslümanların içinde de mesela gaflet ehli var. Onlardan daha fazla işte biraz daha açılmışlar olanlar var. Daha da açılmışlar olanlar var. Cenab-ı Hak bizi uyanıklardan eylesin. Sırrı ahirete kafası kalbi açılmışlardan eylesin. Günahlarımızı, taksiratımızı affetsin. Şifa versin. Onlardan da kurtulmayı, alışkanlık haline gelen günahlardan özellikle kurtulmayı nasip eylesin. Bu duayı da hep edelim. Ama en azından bir derece şunun farkındayız. Bu dünya asıl değil kardeşim. Asıl olarak buna yönelilebilecek bir mantık yok. Çünkü kalmıyor. Gidiyor. Maaş alıyorsun, püf. Araba alıyorsun, 3-5 sene içinde, 10 sene içinde bilemedin. Her tarafından arızalar gelmeye başlıyor. Çocuğun doğuyor, bakıyorsun 10-15 yaşına geliyor, seni takmıyor. Mesela. Niye? Geçicilik. Yani kazanmamız gereken bu geçicilikten, bu nankörlük ilişkisinden, varlığa bağlandıkça varlığın bize ettiğin o nankörlükten, sevdikçe tokat atmasından çıkarmalıyız ki burası asıl olan yer değil. Bir tanıtım standında oradaki bütün dilimleri yemeye kalkarsanız stand görevlisi sizi teper. Adam size bir tane kürdanda kibarlık etmiş, uzatmış yiyin diye. Sen o hepsini yemeye kalkarsın, adam ulan bu nereden geldi canavar, bir tane patlatır. Veya gittiniz işte o kozmetik şeyine, adam size bir tane küçük hediye etti. Bundan 5-10 tane almaya çalıştınız. Adam sizi kovar. O iş orası onun için değil çünkü. Alacaksan geç içeride mağaza var, parasını ver al der. Gibi gibi. Şimdi şu dünyadaki müzeyyenatın bize öğretmesi gereken onda boğulmak değil, bunların ehli iman için rahmeti rahman ile iddihar olunan nimetlerin numuneleri, suretleri olduğunu anlamakmış. Buradaki haşiyemiz var şimdi. Haşiye yani bir açıklama notu, bir dipnot. Şöyle deniyor. Evet, her şeyin vücudunun müteaddit gayeleri
ve hayatının müteaddit neticeleri vardır. Ehli dalaletin tevehhüm ettikleri gibi dünyaya, nefislerine bakan gayelere münhasır değildir. Ta abesiyet ve hikmetsizlik içine girebilsin. Bir de saatime bakayım. Aa, yarım saat daha vaktimiz var. Belki her şeyin gayatı vücudu ve netaici hayatı üç kısımdır. Birincisi ve en ulvisi saniyine bakar ki, o şeye taktığı harikayı sanat murassatını, şahidi ezeliğinin nazarına resmi geçit tarzında arz ettirmektir ki, o nazara bir an-ı seyyale yaşamak kafi gelir. Belki vücuda gelmeden bil kuvve niyet hükmünde olan istidadı yine kafidir. Konuşacağız bunları, şimdi özet okuyorum. İşte seriüz zeval latif masnuat ve vücuda gelmeyen yani sümbül vermeyen birer harikayı sanat olan çekirdekler, tohumlar şu gayeyi bir tamamiha verir. Faydasızlık ve abesiyet onlara gelmez. Demek her şey hayatıyla, vücuduyla, saniyin mucizat-ı kudretini ve asar-ı sanatını teşhir edip, Sultan-ı Zülcelal'in nazarına arz etmek birinci gayesidir. Neymiş birinci gaye? Her şey hayatıyla, vücuduyla, saniyin mucizat-ı kudretini ve asar-ı sanatını teşhir edip, Sultan-ı Zülcelal'in nazarına arz etmek birinci gayesidir. İkinci kısım gaye-i vücut ve netice-i hayat zişura bakar. Yani her şey, Sani-i Zülcelal'in birer mektubu hakaik numa, birer kaside-i letafet numa, birer kelime-i hikmet eda hükmündedir ki, melaike ve cin ve hayvanın ve insanın enzarına arz eder, mütalaya davet eder. Demek, ona bakan her zişura ibret numa bir mütalagâhtır. Üçüncü kısım gaye-i vücut ve netice-i hayat, o şeyin nefsine bakar ki, telezzüz ve tenezzüh ve beka ve rahatla yaşamak gibi cüz'i neticelerdir. Mesela azim bir sefine-i sultaniyede bir hizmetkarın dümencilik ettiğinin gayesi, sefine itibariyle yüzde birisi kendisine, ücret-i cüz'iyesine ait, 99'u sultana ait olduğu gibi, her şeyin nefsine ve dünyaya ait gayesi bir ise, saniyine ait 99'dur. İşte bu taaddüdü gayattandır ki, birbirine zıt ve münafi görünen hikmet ve iktisat, cud ve seha ve bilhassa nihayetsiz seha ile sırrı tevhiki şudur ki, birer gaye noktayı nazarında cud ve seha hükmeder, İsmi cevat tecelli eder. Meyveler, hubuplar, o tek gaye noktayı nazarında bir gayri hesaptır. Nihayetsiz cudu gösteriyor. Fakat umum gayeler noktayı nazarında hikmet hükmeder. İsmi hakim tecelli eder. Bir ağacın ne kadar meyveleri var? Belki her meyvenin o kadar gayeleri vardır ki, beyan ettiğimiz üç kısma tefrik edilir. Şu umum gayeler nihayetsiz bir hikmeti ve iktisadı gösteriyor. Zıt gibi görünen nihayetsiz hikmet, nihayetsiz cud ile, seha ile içtima ediyor. Mesela asker ordusunun bir gayesi, temin-i asayiştir. Bu gayeye göre ne kadar asker istersen var, hem çok fazladır. Fakat hıfz-ı hudut ve mücahede-i ada gibi sair vazifeler için bu mevcut ancak kafi gelir. Kemal-i hikmetle muvazinededir. İşte hükümetin hikmeti haşmet ile içtima ediyor. O halde askerlikte fazlalık yoktur denilebilir. Elhamdülillah. Şimdi burada bize ne gösterildi bu haşiyede? Ana itibariyle şunu söyleyebiliriz. Varlığın üç sınıf gayesi var dedi Bediüzzaman Hazretleri. Bu gayelerden birisi bize bakıyor.
bizim kişisel mutluluğumuz, saadetimiz sadece bizim de değil, mesela bireysel olarak da değil, insanlık türü olarak, bütün canlılar olarak her bir varlığın kendi hayatını veya varlığını devam ettirmesi açısından bir menfaati var onda. Bir gayesi var o işin. Bu kısmı diyor bir boyutudur sadece mevzuun. Ya ikinci, üçüncü boyutları var ki bunlar bizden aşkın meseleler. Mesela bir diğeri diyor o varlığın mektubu olmak, Cenab-ı Hak'tan gönderilmiş bir mektubu olmak. Ona bakarak Cenab-ı Hakk'ın esmasına, sıfatına, şunat ilahiyesine dair bilgiler edinmek. Bu amacı da vardır diyor varlığın. Bir diğeri Cenab-ı Hakk'ın bizzat nazarına onun kudretini, sanatını, yine türlü türlü esmasını, sıfatını göstermek. Yani Cenab-ı Hak bizzat kendisi de kendi sanatını seyrediyor. O haşmeti, o incelikleri, o rahmet tecellilerini, bunların her türlüsünü düşünün. Cenab-ı Hak da bizzat kendi sanatını seyrediyor. Varlığın bir amacı da bu. Hani diğer şeyde geçmişte hakikatte görmek ve göstermek ister. Onu bir hatırlayalım. Hemen yerini bulup, çünkü çok uzak değildik, öyle hatırlıyorum. İşte diyor ki, burası neresiymiş? Dördüncü hakikatin içindeymişiz. İşte şu derece âli, nazirsiz, gizli bir cemal ise kendi mehasinini bir miratta görmek ve hüsnünün derecatını ve cemalinin mikyaslarını zihşur ve müştak bir aynede müşahede etmek istediği gibi başkalarının nazarıyla yine sevgili cemaline bakmak için görünmek de ister. Demek iki veç ile kendi cemaline bakmak, biri her biri başka başka renkte olan aynelerde bizzat müşahede etmek, diğeri müştak olan seyirci ve mütehayyir olan istihsancıların müşahedesiyle müşahede etmek ister. Demek hüsn ve cemal görmek ve görünmek ister. Görmek ve görünmek ise müştak seyirci, mütehayyir istihsan edicilerin vücudunu ister. Hüsn ve cemal ebedi sermedi olduğundan müştakların devamı vücutlarını ister. İlâ ahir, burada mevzu başkalaşıyor. Ama burası bizi uyandırıyor ki varlığın tek amacı insanın kendi bencil devamı vücut hedeflerinden ibaret değil. Veya diğer canlıların. Bu varlığın çok kısıtlı bir alanı, gayesinde çok cüz'i bir alan bu. Bir kere bu alandan varlığı incelemek bizde bu anlamda bir bakış açısı daralması yaratıyor. Bugün seküler bilimler ne diye düşünüyor mesela, biyoloji ilmiyle ilgilenenler varlığın gayesini ne olarak hedefliyor? Daha aşkın bir dünyayı kabul etmediği için adam şey diyor, her bir canlının amacı vücudunu devam ettirmektir. Mücadelesinin esas gayesi budur diyor. Daha üst, daha büyük bir resim görmüyor adam. Her bir varlığı tek tek böyle kendi varlığı için savaşır hayal ediyor bu yüzden. Halbuki biz daha büyük resimden bakınca diyoruz ki o tabloda söylenen bir şey var, onların bir yerli yerindeliği var. Ve o istihdam olunan her şeyin orada, kendi nefsine takılan lezzetlerle daha büyük cümlede söylediği bir anlam var. Hakikat var diye iman ediyoruz. Burası da o bahse dikkatimizi çekiyor. Ne için buraya dikkatimizi çekiyor? Dünyanın aslı olmadığını anlamak için dikkatimizi çekiyor. Dünyanın aslı olmadığını anlamak için dünyadaki varlığın gayesinin de kendi devamı vücudundan ibaret olmadığını fark etmek lazım. Bu açılışı yaşarsanız ikincisini yaşarsınız. Ya, bu iş sadece bu kadarcık bir iş derseniz eğer, o zaman üst tarafa doğru bir demek biz aslında sadece birer figüranız. Birer detayız. Büyük cümlede söylenmek istenen bizden daha aşkın. Daha yüce. Daha ne diyelim, bizden bağımsız. Bunu fark edişini yaşarız inşallah. Şimdi tekrar dönelim. Baştan daha ince anlamaya çalışarak okuyalım haşiyemizi. Haşiye 2. Her şeyin, evet, her şeyin vücudunun, yani vücut varlık demek burada. Beden manasında değil. Her şeyin vücudunun müteaddit gayeleri, adetli çok sayıda gayeleri
ve hayatının müteaddit neticeleri vardır. Ehli dalaletin tevehüm ettikleri gibi, dalalet ehli, yani sapmışlar, sapkınlar, şaşırmışlar, ehlinin tevehüm ettikleri, yokken var zannettikleri, varmış gibi sanrıladıkları, sanrı diyorlar şimdi yeni tabirlerle, dünyaya, nefislerine bakan gayelere münhasır değildir. He, ehli dalalet nasıl, ne sanrılıyormuş? Her bir varlığın gayesi, hedefi sadece kendi dünyasına bakar, kendi menfaatine bakar, kendi ne diyelim devamı vücuduna bakar gibi algılıyormuş. Bu dalaletmiş. Varlığın amacı bu kadar değilmiş. Ya ta abesiyet ve hikmetsizlik içine girebilsin. Öyle olursa içine abesiyet ve hikmetsizlik, yani boşu boşunalık, amaçsızlık giriyormuş. Nasıl giriyor peki? Şöyle şuradan düşünelim. Bu dünyadaki her bir canlı, her bir varlık hakikaten o dar dünyada amaçladığı, hedef aldığı, hayal ettiği her şeye ulaşabiliyor mu? Yok vallahi. Ölen her şey, insan türü, hayvan türü olsun, varlığına ulaşamamış oluyor. Çünkü onların hepsinin, hayvan daha şuursuzca, insan daha şuurluca, istedikleri şey ölümsüzlük. Bu da değil. Yaşlanmak da istemiyorlar. Güçsüzleşmek de istemiyorlar. Hastalanmak da istemiyorlar. Yani dünya yaşamının kendisi, tecrübesi, canlı cansız, cansızlar da mesela taş hep taş olarak kalmak istiyor ama gün geliyor parçalanıyor. Hep öyle kalmıyor yani. Veya işte yıldız hep yıldız olarak yanmak istiyor ama gün geliyor patlıyor. Öyle kalmıyor. Gibi gibi. Şunu görüyoruz, o dar alanda, o gayelerde varlıklar amaçlarına ulaşamıyorlar. Varlıklar amaçlarına ulaşamıyorlarsa o zaman bu bir tür abesiyete, bir tür hikmetsizliğe gidiyor. Yani bir, şimdi yine Ferrari diyeceğim, siz de diyeceksiniz ki yeter Ahmet. O zaman Ferrari demeyelim, bu sefer Lamborghini diyelim. Yani arabayı yapmışsınız, o arabanın amacı 300 kilometreye çıkmak. Koymuşsunuz garaja, arabayı çıkarmıyorsunuz. Araba hikmetsizliğe gider. O üzerindeki sanatla ilgili değil bir tutum, durum. Onun sahaya çıkmasıyla ilgili. Çıkmadıktan sonra ne kadar sanatlı olursa olsun onun şeyi var mı? Eğer bu kadarcık alanda algılarsanız alemi yani, potansiyel ve saha üzerinden konuşursanız her şeyi, o zaman Lamborghini'nin garajdan çıkmaması onun hikmetsizliğidir. Bu adam boşu boşuna aldı bu arabayı dersiniz veya yapan fabrika bunu boşu boşuna yaptı dersiniz. Ama bundan aşkınlaşırsanız, mesela diyelim ki o adamın koyduğu yer bir sergi olsun bu arabayı. He, bu arabanın amacı burada sadece şey değil, sürülmek değil arabanın amacı sadece, ya o arabanın başkalarının gözünde de ifade ettiği bir değer var. Bak burada o gelecek. Biraz daha öncesi, diyelim ki Lamborghini o arabayı yaptı ve o arabayı fabrikasının girişine koydu. Fabrikaya girerken o mühendisler falan her geliş gidişlerinde o arabaya bakıyorlar böyle, lan ne araba yaptık falan diye. Bizzat kendi nazarlarına da ifade ettiği bir anlam var. Bak, ne oldu? Gitmesine gerek kalmadı arabanın, illa sürülmesine, illa ondaki potansiyel bütün her şeyin gerçekleşmesine ihtiyaç kalmadı. Ya ifade ettiği anlamda başka hikmetleri de oldu. Şimdi işte o pencereden giriyoruz. Hikmetsizlik içine girebilsin. Belki her şeyin gayatı vücudu, varlığının gayeleri ve netaici hayatı, hayatının neticeleri üç kısımdır. Birincisi ve en ulvisi. Birincisi ve en ulvisi. Bak, en ulvisi bu. İnsanın da, hayvanın da, taşın da, ağacın da, börtü böceğin de, hepsinin en ulvi gayesi kendisine ait olan gayesi değil. Bizde ilk oynayan ayarlar bu oluyor. Ben mesela işte internette hasbelkader denk geliyoruz. Yorumlar oluyor. Soru cevap şeklinde mesaj gönderenler oluyor. Adam ya diyor işte Allah diyor işte niye diyor bu kadar önemsiyor diyor işte
bir insan diyor Allah'a da inkar etse yine de iyi bir insan olamaz mı? Ben diyorum ki o arkadaşlara genelde, bakın diyorum, bu aslında hiyerarşide Allah'ı kaldırıp yerine kendinizi oturtmak. Neden? Çünkü cennet, cehennem onun, dünya onun, ahiret onun, insan onun. Bunu kabul ediyorsun Allah dediğinde, değil mi? Allah'a başka türlü iman etmiyoruz Müslümanlar olarak biz. E o zaman buradaki neyin değerli, neyin değerli olmadığı şeyini biz değil, Allah tayin edecek. Kendisinin inkar edilmesini en büyük cürüm, en büyük ahlaksızlık, cehennemde yandırılası bir günah olarak görüyorsa, onun gördüğü gibidir yani. Biz neyiz ki alemde? Ben işte ateistim ama sabah geçerken çocuklara şeker dağıtıyorum. İyi de o şeker dağıtmanın önemli olduğunu kim söyledi? Ya bunu sen tayin ediyorsun. Ben de diyorum şeker, ama o senin dar alemin, bu yani kainatın içindeki cismin ne ki, senin cirmin ne ki, o kıyaslarının içindeki duygulanımların onun içindeki anlamı ne ki? Neyi değiştiriyor ki? Ben çocuklara şeker dağıtıyorum, nasıl cehenneme girerim? Edison elektriği bulmuş, nasıl cehenneme girer? Cenab-ı Hakk'ın elektriği önemsediğini nereden çıkardın? E o kadar insan aydınlandı. Cenab-ı Hak da güneşi yakıyor. Yani onun için elektriğin bir anlamı olduğunu ve o elektrikle insanların başardığı şey, Allah'ın da ya Allah razı olsun bu şey, yani tabii şey olarak söylüyoruz da kusura bakma yani, ifade etmek başka türlü mümkün olmuyor. Yani Edison, sen iyi ki bu elektriği buldun ya, ben de bu insanları gece nasıl aydınlatacağımı düşünüyordun mu diyor Cenab-ı Hak. Haşa sümhaşa. Yani bu değer şeyleri bizim kendi dünyamızda icat ettiğimiz şeyler. Bir mesela popçunun, hopçunun, zipsopçunun işte ünlü olmasını sağlayan kıstaslarımız neyse, bu kıstasların ehli ilim, ehli dikkat, ehli hakikat yanındaki kıymetsizliği neyse, bunun da öyle. Adam çıkmış işte heceleri uzata uzata söylüyor. Ben ona dedi mini mini böyle. Şimdi bu adam ünlü oluyor. Bilmem kaç milyon izliyor videoları. Bunun bir fizik profesörü için bir anlamı var mı? Bir sosyolog için, yani ilmin ehli olan bir adam için, bir tarihçi için. Benfero diye bir adam var, heceleri böyle yayarak söylüyor. Ben ona dedi mini hani bunu mini böyle konuşuyor. Şarkılar söylüyor işte. Amerika'daki siyahi rapçilerin özentisi içinde sırtına yaz günü kürk giyiyor. Bilmem işte, paraları havaya atıyorlar. Hep şey, özenti. Niteliksiz özenti diyorum ben buna. Bir nitelikli özenti var, bir de niteliksiz özenti var. Bazıları nitelikli özenti yapıyorlar. Mesela yabancı sinemaya özeniyorlar. Bir film çekiyorlar ama diyorsun ana işçilik var, adam özenmiş. Nitelikli özenti, yine özenti. Bugün Türkiye sanatının dadandığı çöplük burası, özenti yani. Orijinal bir şey yok, hep özenti. Ama nitelikli özenti var, niteliksiz özenti var. Bundan iki niteliksiz özenti. E bunun şey anla, işte bir ilmin ehli olan, böyle şeylerin kıymetsizliğini derk etmiş, fark etmiş birisi için bir anlamı var mı? Benfero, 40 tane Benfero olsun, gelsin işte fizik konferansına katılsın. Fizikçiler ne bu derler, ya bu adamın burada ne işi var derler. Veya tıpçılar arasına karışsın, tıp konferansına katılsın. Ne yapacak ki orada? Bir fonksiyonu yok ki. İşte bu şekilde düşünürsek, bunların varlıktaki değerleri tamamen bizim izafi normlarımıza bakıyor. Geçen bir kitapta okudum. Ya ünlü de birisinin sözüydü yani. İşte aklıma gelmiyor şimdi. Kitabın, okuduğum kitabın ismi Yaratıcı Öfke. Ekrem Tahir Hoca'nın kitabı. Orada birisinden alıntı olarak bu söz naklediliyordu. Pascal mıydı ya? Tam da aklıma gelmedi, şimdi yalan olmasın. Şey diyor. Medeniyet dediğimiz şey şimdinin alışkanlıklarıdır diyor. Ne kadar isabetli. Biz diyoruz ki işte adam işte bir maçta 4 gol attı, vay be falan. Futbolun olmadığı bir çağda bunun ne anlamı vardı? Veya futbolun olup da böyle bir rağbet görmediği bir çağda bunun ne anlamı vardı? Hiçbir anlamı yoktu. Hani hakikat anlamında varlıkta bir karşılığı yok ki bunun. Bir şey kurgulamışsınız. Şeyin tabiriyle insana homo ludens diyor ya. Bak onun da ismini unuttum, yazarının.
Ama güzel bir kitaptır yani Homo Ludens, tavsiye ederim. Oyun insanı diyor mesela. Bir şey kurgulamışsınız. Onun içinde bir varlık hiyerarşisi ilan etmişsiniz. O hiyerarşiye değer atıfları yapmışsınız. Ona göre şimdi istiyorsunuz ki alemde size göre şekillensin. Ya böyle bir şey mecburiyeti var mı alemin? Var mı Allah'ın haşa böyle bir şeye mecburiyeti? Sen Edison'un elektriğine bayılıyorsun. Elektriksiz yaşayamıyorsun. Allah onu cehenneme göndermesin. Bunun Allah için ne bağlayıcılığı var? Hiçbir bağlayıcılığı da yok. Evet. Çok dallandırdık. Haşiyi okuyamayacağız diye korkuyorum ama devam edelim. Belki her şeyin gayatı vücudu ve netaici hayatı üç kısımdır. Birincisi ve en ulvisi saniyine bakar ki, yani gayenin değeri kime baktığından ortaya çıkar. Kadim, ezeli, ebedi ve hü ala külli şeyin kadir. Böyle bir Allah'a bakan gaye en yüce gayedir ister istemez. O şeye taktığı harikayı sanat murassatını, yani sanatlarının süslerini vesaire, şahidi ezeliğinin nazarında resmi geçit tarzında arz etmektir ki, o nazara bir an-ı seyyale yaşamak kâfi gelir. Belki vücuda gelmeden bil kuvve, niyet hükmünde olan istidadı yine kâfidir. Bak, bil kuvve, niyet hükmünde olan istidadı yine kâfidir. Yani illa vücuda gelmesi de gerekmez. Lamborghini örneğinde olduğu gibi illa sürmek de gerekmez. Allah onun olup olabilecek her ihtimalini biliyor mu? Biliyor. Onun nazarında bir şeyin olmasıyla olmaması arasında bilgi açısından fark var mı? Yok. Hepsini biliyor zaten o. Olabileceğini de biliyor, olamayacaklarını da biliyor. Onun var olup kendini göstermesi Cenab-ı Hak için yeterli. Cenab-ı Hakk'ın sanatına ayna olması, varoluşa çıkarak bir aynalık göstermesi yeterli yani. Potansiyellerin hepsini ifade eder o şey. Duruş. Bir an-ı seyyale, gelip geçen bir an yaşamak kâfi gelir. O zaman işte acımayız, bu gelenler niye gitti, bu kelebeklerin ömrü niye bu kadar kısa veya işte o işte sakat insanlar niye dünyaya geliyor. Bunlara şey yapmayız. Neden? Çünkü Cenab-ı Hak o insan sakat olmasa da nasıl olacağını biliyordu. Yani onun ifade edeceği anlamlarda bir eksilme olmadı ki. Belki her şeyin gayatı vücudu ve netaici hayatı üç kısımdır. Birincisi ve en ulvisi saniyine bakar ki, onu sanatla yaratana bakar ki, o şeye taktığı harikayı sanat murassatını, şahidi ezeli, yani zamandan aşkın şahit diyelim, nazarına resmi geçit tarzında arz etmektir ki, o nazara bir an-ı seyyale yaşamak kâfi gelir. Belki vücuda gelmeden bil kuvve, niyet hükmünde olan istidadı yine kâfidir. İşte seriüz zeval latif masnuat, yani çabuk yok olan, çabuk ölen, giden, latif masnuat ve vücuda gelmeyen, yani sümbül vermeyen birer harikayı sanat olan çekirdekler, tohumlar, şu gayeyi bir temamiha verir. Faydasızlık ve abesiyet onlara gelmez. Demek her şey hayatıyla, vücuduyla saniyin mucizat-ı kudretini ve asar-ı sanatını teşhir edip, kudret mucizelerini ve sanat eserlerini teşhir edip, Sultan-ı Zülcelal'in nazarına, Celal sahibi sultanın nazarına arz etmek birinci gayesidir. Her şeyin birinci gayesi Allah'a kendini göstermek. Bir an varlığa çıksa bile yeter onun için. Şey gibi yaşamasına gerek yok. 1000 yıl yaşayayım, 10.000 yıl yaşayayım, 100.000 yıl yaşayayım, doya doya yaşayayım, tada tada yaşayayım, bilmem şu. Gerek yok buna. Allah'ın nazarında senin vücuda çıkman yeterli. Çünkü onun için o zamanla ilgili, tecrübeyle ilgili sınırlar söz konusu değil. Zaman ve tecrübeyle ilgili sınırlar bizim için söz konusu. Biz tecrübe ederek yaşıyoruz. Kendi olabileceklerimizi, olduramayacaklarımızı, yapabileceklerimizi, yapamayacaklarımızı öğreniyoruz o süreçte. Ama Cenab-ı Hak böyle bir sürece mecbur değil ki. O senin zaten ne olup ne olamayacağını biliyor. Sen var ol yeter yani. Varlığa çık, git. Tamam artık. Hiç unutmayanın, onu bir şiirde öyle bir cümle kullanmıştım ben, mısra kullanmıştım. Kalmak aslında hiç unutmayanın
nazarında bir an var olmaktır yani. Sonsuzluk budur. Hiç unutmayacak çünkü seni. Var oldun yeter. Artık mesela işte diyoruz işte şu kadar ağaç, şu kadar tohum veriyor, şu kadar balık, şu kadar yumurta yapıyor. Ama bunların çoğu işte büyümüyor. Büyümeden ölüyor. Yavruyken ölüyor. Veya işte yetişmeden ölüyor. Ya bu onlar için ziyan sayılmaz ki. Onlar zaten varlıklarını Allah'a ifade ettiler. Allah da onların var ola devam etse varlık süreçleri, var ola gelseler ne olacaklarını biliyordu. Çıktılar yeter onlar için varlık sahasına. İkinci kısım gaye-i vücut ve netice-i hayat ise parmağımı koyayım yerimi kaybediyorum hep. Neredeyiz? İkinci kısım gaye-i vücut ve netice-i hayat zişura bakar. Yani şuur sahibi canlılara bakıyormuş. Yani her şey Sani-i Zülcelal'in birer mektubu hakaik numa, hakikatten haber veren mektupları, birer kaside-i letafet numa, yani letafetli kasideler, şiirler, birer kelime-i hikmet eda, hikmet ifade eden kelimeler, melaike ve cin ve hayvanın ve insanın enzarına arz eder. Ha. Birer kelime-i hikmet eda hükmündedir ki, melaike ve cin ve hayvanın ve insanın enzarına arz eder, mütalaya davet eder. Demek ona bakan her zişura ibret numa bir mütalagâhtır. Ne demek bu? Yani varlığın gayesi sadece kendisine bakan değil, sadece saniyine bakan da değil, birbirine bakan gayeleri de var. Yani bizim birbirimize kendimizi okutmamız gerekiyor. Bizim birbirimize fark ettirmemiz gerekiyor. Hem deliliz hem ilancıyız. Öyle görelim kendimiz yani. Zişurlar, özellikle zişurlar delilleri okuyorlar. Hem okuyorlar hem anlatıyorlar. Bedenim itibariyle, insaniyetim itibariyle ben hem Cenab-ı Hakk'ın bir ayetiyim, deliliyim. Hem de bir ilancısıyım, ilan da ediyorum. Tebliğcisiyim, tebliğ de ediyorum yani. Böyle bir fonksiyonu da var. Okunması gereken mektuplar aynı zamanda. Birbirleri tarafından varlığı. İşte bu belki bu saha bir parça bu seküler bilimin girdiği saha ama orada boğulduğu saha yani. Allah'a çıkamadığı saha. Birer kelime-i hikmet eda hükmündedir ki melaike cin ve hayvanın ve insanın enzarına arz eder, mütalaya davet eder. Demek ona bakan her zişura ibret numa bir mütalagâhtır. Üçüncü kısım gaye-i vücut ve netice-i hayat o şeyin nefsine bakar ki İşte geldik en düşük, en küçük daire. Telezzüz ve tenezzüh ve beka, lezzetlenmek, gezmek ve beka ve rahatla yaşamak gibi cüz'i neticelerdir. Mesela azim bir sefine-i sultaniyede bir hizmetkarın dümencilik ettiğinin gayesi, sefine itibariyle yüzde birisi kendisine, ücreti cüz'iyesine ait, 99'u sultana ait olduğu gibi, her şeyin nefsine ve dünyaya ait gayesi bir ise, saniyine ait 99'dur. Ya bizim kendimizdeki hakkımız %1 yani. O kaptanın gemideki hakkı neyse bizim de hakkımız o. Kaptana demişler ki senin %1 hakkın var bu gemide. Ama gemiyi ulaştırmak senin vazifen yerlerine. Ama hakkın da %1 yani orada herkesin hissesi var çünkü. Dünyaya ait gayesi bir ise saniyine ait 99'dur. İşte bu taaddüdü gayattandır ki ayet gayelerin taaddüdü çokluğu nedeniyle birbirine zıt ve münafi görünen hikmet ve iktisat, cud ve seha, hikmet ve iktisat, cud, cömertlik ve seha ve bilhassa nihayetsiz seha ile sırrı tevfiki şudur ki birer gaye noktayı nazarında cud ve seha hükmeder, ismi cevat tecelli eder, meyveler, hubuplar o tek gaye noktayı nazarında bir gayri hisaptır. Nihayetsiz cudu gösteriyor. Fakat umum gayeler noktayı nazarında hikmet hükmeder, ismi hakim tecelli eder. Bir ağacın ne kadar meyveleri var, belki her meyvenin o kadar gayeleri vardır ki beyan ettiğimiz üç sınıfa tefrik edilir. Şu umum gayeler nihayetsiz bir hikmeti ve iktisadı gösteriyor.
zıt gibi görünen nihayetsiz hikmet, nihayetsiz cud ile, seha ile içtima ediyor. Yani bir noktadan bakıp şöyle diyebiliyorsunuz belki, ya bu kadar balık niye bu kadar yumurtluyor? Bütün o yumurtaların hepsi balık olmuyor ki diyorsunuz mesela. 1 milyon yumurtluyor. Bunun 100 tanesi, belki daha da azı balık oluyor tekrar. Gerisi olmuyor. Buradan bir açıdan diyebilirsiniz ki ya Allah niye bu 100'den 900'ü ziyan etti? Haşa, ya da 990 bini. Şimdi rakam şey yapamadım, tam toparlayamadım. Yani o eksik kalan rakamı niye yarattı? Burada bir şey yok mu? Abes yok mu? Hikmetsizlik yok mu? İsraf yok mu? Cenab-ı Hak güneşi yandırıyor. Ya insan şu kadarcık bir canlı, yani bu kadar insana bu kadar büyük güneşe ihtiyaç var mı? Diyebilirsiniz yani. Çünkü milyarlarca yıldır yanıyor güneş. Ama acaba güneşin o yanmasındaki tek hisse insana mı ait? Bak, hep kendi küçük dairemizden bakıyoruz. O balığın yumurtlamasındaki hisse sadece yavrularına mı ait? Küçük bakışlar bizi şey yapıyor, yani atıyor, varlığa böyle abesiyet, hikmetsizlik, boşu boşunalık atfetmemize neden oluyor. Halbuki geniş baksak bir noktayı nazarda diyorsun mesela. Meyveler, hubuplar bir tek gaye noktayı nazarında bir gayri hesaptı, nihayetsiz cudu gösteriyor. Fakat umum gayeler noktayı nazarında hikmet hükmeder, hismi hakim tecelli eder. Yani o bütün gayeler açısından baktığınızda evet güneş böyle olmalı dersiniz. Veya işte balık öyle yumurtlamalı dersiniz. Bilseniz o ilmin derinliklerini. Evet bu iş ancak böyle olursa şöyle olur dersiniz. Ama bilmediğinizden boşu boşunalık diyorsunuz, abes diyorsunuz. Mesela işte bir ağaç belki 1000 meyve veriyor, 1000 tane tohum. O 1000 tane tohumun hepsi tekrar ağaç olmuyor, değil mi? Belki içinden 5 tanesi, 10 tanesi ekiliyorsa tekrar ağaç oluyor. Belki o kadar da olmuyor. Şimdi bu tohumlar ziyan mı oldu? Hayır. Cenab-ı Hak orada haşmetini gösterdi. Yani dünyanın zemini müsait olsa, hikmeti müsaade etse Cenab-ı Hak o tohumların her birisinden, yani bir ağaçtan 1000 tane daha ağaç çıkarabilecek kudrete sahip. O potansiyeli orada gösteriyor, kudretini gösteriyor orada. Ama hikmeti onu istemediği için, yani hikmeti dünyanın şartları dolayısıyla her ağaç 1000 tane ağacı netice verse dünyada ayak basacak yer kalmazdı. Ya da balık mesela, örneğin düşünelim. Her balığın 1 milyon yumurtası olsa, o 1 milyon yumurtanın hepsi balık olsa denizde balıkların nefes alacağı yer kalmazdı. Orada bir isim, burada bir isim. Orada bir tecelli, burada bir tecelli. Cenab-ı Hak orada büyüklüğünü gösteriyor, azametini gösteriyor, haşmetini gösteriyor. Burada da hikmetini gösteriyor. Çünkü dünyanın bir kısıtlılığı var. O kısıtlılığın gerektirdiği şartlar var. O nevlerin, türlerin, canlılığın devamı için hikmetiyle onlara bir kısıtlama getiriyor. Ama bu demek değildir ki abesler, hayır onlar zaten anlamını ifade ettiler. Ağaç 1 milyon meyveye, 100 bin meyveye, 1000 meyveye sahip olduğunda zaten Cenab-ı Hakk'ın haşmetini gösterdi. Benim Allah'ım öyle bir Allah'tır ki bir taneyi 1000 yapar dedi. Güneş benim Allah'ım öyle bir Allah'tır ki dedi, isterse bir dünya değil 1 milyon tane dünyayı aynı lambayla ışıklandırır dedi. Bunu söylediler onlar. Ama onun altında bizim şartlarımızın gerektirdiği kısıtlılıklar var. Hikmet orada tesir ediyor. Hikmet, kudreti, la teşbih ve la temsil. Yani bunları biz anlamak, fehmimizi yaklaştırmak için kullanıyoruz. Kudret, hikmeti sınırlandırıyor. Çünkü dünyanın şartları belli. İşte o Pirelli'deki şey gibi, kontrolsüz güç güç değildir gibi de olduğundaki gibi, Cenab-ı Hakk'ın her şeyi yaratacak kudreti var ama bir de hikmeti var, bir de rahmeti var, bir de işte intizamı var. Onlar oradaki tecellileri sınırlandırıyor. Ama potansiyel üzerinden de onlar gösteriyorlar ki Allah'ın nihayetsiz kudreti var. Yapsa neler neler yapabilir. Ama hikmet iktiza etmiyor, yapmıyor diye bize öğretiyorlar. Burayı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Süremizi aşmışız. Kusura bakmayın, aslında ince konuşulacak bir yer ama böyle oldu, ne yapalım. Vardır bunda da bir hayır. Okuyup bitireyim. Meyveler, hubuplar o tek gaye noktayı nazarında bir gayri hesaptır. Nihayetsiz cudu gösteriyor. Fakat umum gayeler noktayı nazarında hikmet hükmeder. İsmi hakim tecelli eder.
bir ağacın ne kadar meyveleri var, belki her meyvenin o kadar gayeleri vardır ki, beyan ettiğimiz üç kısma tefrik edilir. Şu umum gayeler nihayetsiz bir hikmeti ve iktisadı gösteriyor. Zıt gibi görünen nihayetsiz hikmet, nihayetsiz cud ile, yani hikmetle eli açıklık, cömertlik sanki uyumsuz gibi zahiri nazarda gelebilir. Seha ile cömertlik ile içtima ediyor, uyuşuyor. Mesela asker ordusunun bir gayesi temin-i asayiştir, güvenliğin sağlanmasıdır toplumda askerliğin bir amacı. Bu gayeye göre ne kadar asker istersen var hem de çok fazladır. Yani ordu buna göre çok kalabalık diyor adaleti sağlamak için toplumda. Ona daha azı yeter. Fakat hıfz-ı hudut, bak hudutların korunması, mücahede-i ada düşmanla savaşmak gibi sair vazifeler için bu mevcut ancak kafi gelir. Ha. Yani sadece adalet değil, toplumda asayiş sağlamak değil. Bir de düşmanlarla savaşma gayesi var ordunun. Bir de sınırları koruma gayesi var. E onlarla düşündüğün zaman diyorsun bu sayı ancak yeter. Belki az bile gelir. Öteki türlü çok görünüyordu. Kemal hikmetli muvazenededir. İşte hükümetin hikmeti haşmet ile içtima ediyor. Hükümetin hikmeti haşmet ile içtima ediyor. O halde askerlikte fazlalık yoktur denilebilir. İkinci esas burada sona erdi. İkinci esas bize varlığın gayeleri açısından bir haşmet ve hikmet uyumu okuttu, öğretti. Bunu neden yaptı? Bunu yaptı ki yani Allah'ın kudretini okuyabildiğimiz yerlerde neden hemen ardından hikmetin tecellileriyle onlardaki bir kısmın amaçlarına ulaşmayışı gibi şeyler görüyoruz? Buna haşa amaçsızlık, hikmetsizlik, gayesizlik diyebilir miyiz? Yok diyemeyiz dedi Üstad Hazretleri. Çünkü onlar bir anlamda büyük manalarını ifade ediyorlar. Biz kendi dünyamızdan ibaret görürsek, kendi menfaatimizden, algımızdan ibaret görürsek, kendi çıkarımızdan ibaret görürsek ancak o dar alanda böyle bir daralmayı yaşarız. Ama varlığı daha büyük gayeleriyle düşündüğümüzde o büyük gayelerde o çokluğun da bir haşmet ifade ettiğini görürüz diye izah etti. Bilmiyorum ne kadar aktarabildim. İnce okumasını artık siz o 6. hakikatin esaslar bahsinde, 4. esasta yapabilirsiniz arkadaşlar haşiyesinde. Cenab-ı Hak ne diyelim bu sırlardan istifademizi ziyade eylesin. O bahsin daha konuşulacak çok yönü var. Belki konuşsam yani böyle bizim dünyamıza bakan şeylerini de söylerdim ama çok uzattım. Bilmiyorum bir dahaki derse bakar mıyız? İhtiyaç hissedersen bakarız diyelim ama onun aksi olursa işimiz bitti. 4. esasın hakikati bahsiyle ve haşiyesiyle 5. esasdan inşallah devam edeceğiz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.